Merhaba arkadaşlar. Şimdi Husar yoluna doğru Abusor Yaylası'ndan yola çıktık. Yaklaşık buradan bir 3-3,5 saatlik bir yol var. Abusor'dan direkt Husar Yaylası'na çıkılabiliyor. Oradan şimdi Husar Yaylası'na gidip bu akşam orada kalmayı planlıyoruz. Abusor Yaylası'nda Abusor Gölü'ne gittik. Altı parmak zirvesine çıktık. Tırmandık bugün. Şimdi Husar Yaylası'na doğru devam ediyoruz. Kaç Kar Dağları ve Yaylalar turumuz devam ediyor. Simge Pansiyon'dan Reşit abinin köpeği bizi sevince peşimize takıldı. Husar yolunu çıkıyoruz şu an, o da bizle geliyor. Dönmedi. Hava yine çok sıcak değil. Akşam yerliye çıkan birisi belki bizi aracını alır. Daha hızlı çıkarız. Çok uzak değil gerçi buradan ama yine de 1800 kilometre falan var yürüyüş yolu. Karadeniz'in en güzel şeylerinden birisi, her yerde böyle gürül gürül akan su kaynakları var. En azından suyla serinleyebiliyoruz. Köpek de orada hemen suya giriyor tabi. Kızım hadi git. Husar'a giderken manzara yukarı çıktıkça gitgide güzelleşiyor. Şu karşıda Kemerli Kaçkar var. Altında hemen Abusor Gölü bulunuyor. Buradan gözükmüyor tabi ama hemen sol kısımda altı parmak. Önümüzde Abusor Yaylası. Çıkışa devam ediyoruz. Gün herhalde birkaç saate batar. Biz de yaylaya herhalde o sırada ulaşırız diye tahmin ediyoruz. Buraları da bir göstermek istedim. Yol çok yorucu olmasa da yorucu ama yani şu çiçeklerin rengi falan, sonra dağ manzaraları bir şekilde yürütüyor bizi ya. Şu manzarada yürümek bile ayrı bir keyifli. Karşıda Kaçkar Dağı gözüküyor. Şurada hemen. Geçen hafta yağan kar daha hala erimemiş. Orayı da aslında bir rota planımız vardı ama bakalım. Bu serden tam yaylayı görüp ondan sonra karar vereceğiz muhtemelen. Bu kız da hala bizimle. Yaylaya kadar gelecek herhalde. Husar Yaylası'na yaklaşmak üzereyiz. Gün batımı ve karşıda Sis Denizi. Videoda çok belli olmuyor olabilir ama yaylaya varınca orada da video çekeceğim yine. Yaylaya 2 kilometre kaldı şu anda. Son kilometrelerimizi yürüyoruz. Köpek hala bizimle. Artık dönmeyecek herhalde, anlaşılan. Yayladan dönenler var. Gün batımı efsane. Yani şu manzarada yürümek bile gerçekten başlı başına harika. Karşıda Dolunay var. Tam Kemerli Kaçkar'ın sağında kalıyor. Akşam Abusor Yaylası'ndan Husar Yaylası'na geldik. Fakat tam gün batımı saatlerine geldiğimiz için Sis Denizi'ni pek göremedik açıkçası. Şansımıza sabahta şu an hani sis dağılmış durumda neredeyse. Göstereyim size biraz. İlerilerde biraz var ama şu yakın bölgede full doluydu sisle dün akşam geldiğimizde. Oralardakiler dağılmış. Manzarayı biraz göstereyim size. Yaylanın panoramik manzarası bayağı güzel. Kaçkar Dağı silsilesini buradan tamamıyla görebiliyoruz. Fakat şu an gün yeni doğduğu için güneş ışığından
Biraz patlıyor. Karşıda kaç kar daha gözüküyor. Sol tarafımızda kemerli kaç kar var. Tam karşıda da altı parmak. Kamp yaptığımız yerde burası. Manzaramız bu şekilde. Birazdan kahvaltı hazırlıklarına başlarız. Sonra tekrar yola düşeriz. Daha buradan nereye geçeceğimize de tam karar vermedik. Bakalım. Şimdi su kaynatıyoruz. Çay için. Kahvaltı yapacağız. Saat 6'ya herhalde çeyrek falan geçiyor. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlanıp yola düşeriz. Bu manzarada neyi bitseniz keyif veriyor açıkçası. Birçok yerde de gözüküyor aslında buradan ama tam isimlerini bilmiyorum. Şu karşısı Hazinda yaylasıymış. Biraz evler gözüküyor buradan ama videoda çok seçilmiyor olabilir. Zaten sağında solunda Amlakit, Samisal, Pokut, Sal hepsi belli bir hizada bulunuyorlar böyle. Kimisi tepenin arkasında falan kalıyor. Oralara gideceğiz zaten. Gittiğimizde de yaylaları göstereceğim. Kahvaltıda yumurtamız, balımız, tahin helvası, bir de zeytinimiz var. Bir de şöyle bir tahin pekmez karışımı var. Bunlar iyi oluyor genelde. Biz gün içinde 15-20 kilometre civarı yürüyüş yaptığımız için bizim için gıdaların besleyici ve uzun süre tok tutucu olması önemli. O yüzden genelde böyle şeyleri tercih ediyoruz. Akşam yemeğinde de her akşam planında bulgurla kavurma var. Gün içinde de işte atıştırmalık olarak şöyle paketlerde kuru yemişlerimiz oluyor. Husar yaylasına ayrılmadan önce bir tepeye çıkalım dedik. Burada panorama bayağı güzel. Yaylanın diğer tarafı da gözükebiliyor. Size göstereyim şimdi manzarayı. Şurada bayrağın olduğu bir tepe var önümüzde. Sis denizi genelde zaten bu tepenin hemen arkasında yoğun bir şekilde gözüküyor. Şu arkada gördüğünüz bulutlar sis denizi. Rüzgardan dolayı geriye doğru gitti. Yoksa bu kısım komple kapalı oluyor zaten. Karşıda yaylalar var. Yine kaç kar daha. Kemerli kaç kar ve altı parmak buradan gözükebiliyor. Panorama bu şekilde. Oldukça güzel. Bir de şu konuya da değinmeden edemeyeceğim. Yani buraya herkes geliyor. Günübirlik bir sürü turlar var. Gelmişler, ateşler yakmışlar. Sigaralarını atmışlar buraya, çöplerini atmışlar. Yani herkes doğayı seviyor aslında, değil mi? Keyfini çıkarmayı seviyorlar ama getirdiği çöpü götürmekten aciz olan bir sürü insan var. Gördüğünüz gibi her yer çöp, ateş. Yani millet olarak şu hastalıktan bir türlü kurtulamıyoruz ne yazık ki. Yani şu doğanın içinde, şu güzelliğin içinde, şu çöpler göze o kadar batıyor ki buna küfür etsek az ya. Hayvandan kat kat daha aşağıda yani. Hayvanlar bile tuvaletini yaptıktan sonra toprakla üstünü örtüyor yani. O kadar beyne, akla sahip ama insanoğlu dediğimiz yaratıklar diyeceğim artık. Yani böyle getirmiş böyle çöpünü, sigarasını, bardağını vesairesini atıp atıp gitmişler yani. Geldim, gördüm. Keyfini çıkardım. Yedim, içtim. İçine sıçtım ettim gittim olmuş. Başka bir şey değil.
Bizim kız burada. Dün Amusor'dan gelene kadar hiç ses çıkmayan köpek. Gece uyutmadı diyebilirim. De gece başka bir köpek daha geldi. Onlar boğuşurken bizim çadırın üstüne atladılar. Çadırın yan kısmında bir yer yırtıldı. Polin de bir kısmı yamuldu. O yüzden bir de öyle bir sıkıntı açtı yolumuz ama. Kızamıyorsun işte hayvana. O da koruma içgüdüsüyle yanımızda dolaşıyor. Şimdi şu karşıda bayrağın olduğu tepeye doğru gidiyoruz. Orada arkada manzara daha iyi gözüküyor diyor. Hakan bir bakalım gitmeden en azından. Orayı da görelim. Sonra zaten Ayder'e doğru inişe başlayacağız. Yürü. Koş. Koş koş. Bayrağın olduğu tepeye geldik. Burada manzara bu şekilde. Sisleriniz hep şu önümüzdeki kısımda kümeleniyor. Muhtemelen akşam yine çıkar ama biz izledik. Fakat ışık yeterli olmadığı için tabii gösteremedik. Şöyle şu yoldan patikadan geliniyor buraya. Burada yine yaratıkların bıraktığı çöpleri görebiliyorsunuz. Bizim kız da her yere geliyor bizimle. Şimdi Husar Yaylası'ndan yola çıktık. Ayder'e doğru iniyoruz. Kaç kilometre bilmiyoruz ama eski Husar yolundan ineceğiz. Oradan daha kısa bu yeşil yol planıyla yapılan yeni bir tane yol var. Avusu oradan Husar'a bağlanan. Genelde arabalar orayı kullanıyor çıkarken vesaire. Oranın yolu daha iyi. Ama bu yeşil yolun yapılmasını ya buranın halkı istemiş. Ne de diğer yayladaki halk. Ama yol yapılmış bir şekilde. Şu an neredeyse birçok yaylaya yeşil yoldan ulaşılabiliyor. Bu da tabii daha çok insanın gelip daha çok doğa kirliliğine, buraların katledilmesine yol açıyor açıkçası. Şimdi biz Ayder'e indikten sonra da planımız Hazindağ yaylasına ulaşmak. Oraya ulaşacağımız saate göre de karar vereceğiz. Ya akşam orada kalırız ya da Pokut yaylasına çıkarız. Bakalım yolda yine güzel şeyler görürsek onları göstermeye çalışırım. Maya'yı artık burada veda ediyoruz. Buradan alacaklar köpeği. Biz devam edeceğiz çünkü. Ben gelip alacaklar onu. Ayrılacağız artık. Bıraksak hala gelecek bizden. Arabanın peşine takıldı. Koştura koştura hala geldi. Bizim plan yine değişti arkadaşlar. Ayder'e inerken Tulumcu Ömer diye burada tur yapan bir arkadaşa denk geldik. O indirdi sağ olsun bizi. Kavrun yol ayrımına kadar. Şimdi Kavrun yol ayrımından Kavrun yaylasına doğru, yukarı Kavrun yaylasına doğru çıkacağız. Şurada da size Maya'yı göstereyim. Bizim kız Simge Pansiyonu diye belirtmiştik. Şurada fotoğrafta gözüküyor sağ altta ama yine burada karşımıza çıktı. Az önce bağladık. Burada yine karşılaştık onunla. Şimdi biz buradan yukarıya doğru devam edeceğiz. Bakalım belki geçen araçlardan bizi alan olur. Yukarı Kavrun Yaylası'na doğru çıkmaya devam ediyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz minibüs. Husar'da indikten sonra bizi aldı sağ olsun. Buraya kadar çıktık. Araç transporter. Yani buraya kadar çıkması bile iyiydi. Sağ olsunlar aldılar bizi buraya kadar. Lastiklerde biraz sıkıntı olduğu için onlar geri dönecekler. Biz yola devam ediyoruz zaten. Yaylaya çok fazla bir şey kalmadı. Tahminen bir herhalde 3-4 kilometremiz var.
Kavrun yoluna devam ediyoruz. Yol genelde bu şekilde. Yani bozuk bir yol. Şimdi yukarı Kavrun yaylasına çıktığımızda iki tane seçeneğimiz bulunuyor. Dağın durumuna göre. Geçen hafta bir 10 gün önce falan bu bölgeye bir kar yağışı oldu. Ağustos ayında. O kar hala erimedi. Hani zaten videoda kaç kar dağını gösterdiğine dikkat ederseniz kuzey yüzünde oldukça birikmiş bir kar var. O da tabi bizim oradaki rotadan çıkmamızı zorlaştıracaktı. Biz aslında ilk olarak Kaçkar Kavruğu'nda zirve yapmayı planlıyorduk. Fakat yağıştan dolayı biraz sonraya erteledik bunu. Dedik belki o zamana kadar kar erir. Biz de daha kolay zirve yapabiliriz. Şimdi yukarı Kavruğu'na doğru çıkıyoruz. Orada bir koşullarla alakalı bir bilgi alacağız. Eğer koşullar uygun değilse belki Mezobit'te bir kamp atarız. Bir gün orada kalıp Samitsal Yaylası'na doğru devam ederiz. İkinci seçeneğimiz zaten yine Samitsal Yaylası. Mezobit'e hiç uğramadan yaylaya geçmek ve diğer yaylaları gezmek olacak. Tabii sırt çantasıyla yokuş yukarı sıcakta tırmanınca biraz nefes nefese kalıyoruz. Üstüne bir de ayakkabı patladı tabi. Ön tarafı sallanıyor. Bir de ayakkabı olayı var. Onu da yukarıya çıkınca bir soracağız. Belki yapabileceğimiz bir şey olur. Yapışkan veya farklı bir ayakkabıyla. Bakalım göreceğiz. Sürekli problemler çıkıyor karşımıza ama bir şekilde yine çözüme ulaştırıyoruz. Yol devam ediyor aynı şekilde. Yukarı Kavrun Yaylası'na geldik arkadaşlar. En son minibüse indikten sonra yukarı Kavrun dolmuş denk geldi. Yine 1 kilometre falan yürüdükten sonra. Zaten 2 kilometre falan yol kalmıştı. Geri kalan yolu dolmuşla geldik. Şöyle. Dün 30 Ağustos günü Kuzeydoğu rotasından oldukça fazla çıkan ekip olmuş. Onlarla denk geldi, konuştuk. Rota hakkında bilgi aldık. Sadece birkaç yerde sıkıntı var dediler. Onun dışında pek sıkıntı olmadığını belirttiler. Biz de o yüzden tırmanışı deneme kararı aldık buna istinaden. Şimdi Mezovit'e doğru, kamp alana doğru gidiyoruz. Bu arada ayakkabı konusunda da güzel bir şey yaşadık. Yalçın Kafe Pansiyon. Oraya uğradık ilk önce Yalçın abiyle bir konuşalım diye. O bulunmuyordu ama sanırım kızı. Yapıştırıcı sorduk. Ellerinde Akfix 705 hızlı yapıştırıcı vardı. Ayakkabının kısımlarını falan yapıştırdık. Taban kısmında da vardı yine. Yani şu an bastığımda iyi hissediyorum. Umarım tekrar açılmaz. Yapışkan iyi tuttu gibi. Fakat göreceğiz. Zaten rotanın girişi kapıya kadar yükselince ayakkabının da akıbeti az çok belli olacak. Çünkü buranın çarşafı oldukça kötü. Taban bırakan çok fazla insan var. O zaman bir karar vereceğim. Eğer ayakkabıda sorun olursa devam etmeyeceğim. Geri döneceğiz. Başka zaman deneyeceğiz artık. Şu an için yapacak pek bir şeyimiz yok. Durum böyle. Videoyu çok fazla uzatmamak adına arkadaşlar, o videoyu burada artık bitiriyorum. Şimdi buradan artık Mezovit'e gidip kamp atacağız. Bir sonraki video artık oradan devam eder. Umarım Kaçkar zirve tırmanışı olarak da o videoyu taçlandırmış oluruz diye ümit ediyoruz.
Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.